6 milimlik çelik sapanımızdan örme yapacağız. 6 tane ucu var bunların. Önce uçlarını ayıracağız. Öreceğimiz uzunluğa göre ölçü alıp ona göre yapabiliriz. Biz 50 santimlik bir uzunlukta örgü yapacağız. Buraya kadar açacağız. Örgüyü ikiye böldük. Yarısını bir tarafa, yarısını bir tarafa gelecek şekilde açıyoruz. Buradan yakın çekim yok böyle. Buradan ayırıyoruz. 50 santimlik. Yere gelince duruyoruz. Sonra bunu 25 santimlik kısımdan birleştirme yapacağız tekrar böyle. Sonra kanalları şuraya dikkat etmemiz lazım. Kanalları birbirine geçecek şekilde içeriden dışarıya buranın oturması lazım. Yoksa sağlam olmaz. Şu hareketi görmemiz lazım. Tekrar aynı kanala sapanı burada tekrar bütünleştiriyoruz. Bunu bitimine kadar devam ettiriyoruz. Bir sefer daha yapacağız. Evet. Sonra bu tarafı devam ettiriyoruz. Gördüğümüz gibi buradan ayırdığımız iki parçalık sapanı tekrar tek parça yaptık. Bu asla açılmaz. Sonra çelik ya da bakırdan bilezik ayarlayacağız. Ayarlamadan önce şunu burayı bantlayacağız ki bileziği kolay takmak için. Sonra bu bileziği takacağız. Buradan geçireceğiz. Burada kalacak. Sonra pres makinesiyle bunun her türlü çapa göre aparatları ve ağızları var. Şuradan 3 tane yapacağız. Biraz yakın çekim yapalım. Bir. Bu şekilde kilitlemiş oluyoruz. Bu sapanın çapına göre kaldırma tonajı vardır. 2 ton yükü rahatça taşır. Açılma yapmaz. Açılma yapma için sebebi buradaki örgü sisteminden kaynaklanıyor. Bu asla açılmaz. Burası asla açılmaz. Yani sapan kopar ama yine açılmaz. Yine diğer tarafı da aynı şekilde yapacağız. Burayı açmadan önce tabii bu bileziği takmamız lazım. Ördükten sonra takamayız. Onun için bunu önceden takacağız.
50 santim yine ölçeceğiz eşit olsun diye. Sapanın uzunluğunu kendi kullanacağınız alana göre ayarlayabilirsiniz. Biz toplam sapanımızın boyu 2 metre. 50 santim bir taraftan, 50 santim diğer taraftan. Yani 1 metresini örgüye kullandık. Diğer ortadaki 1 metreyle örgü yaptık. Kullanacağınız alana göre sapanın uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Üç tane yapacağız. Evet, yine aynı şekilde arkadaşlar şu örgüyü başlatıyoruz. Şu kanallara girmesine dikkat edeceğiz. Şu kanallar birbirine girmezse bu örgü sağlanmıyor. Örgü sağlanmazsa açılabilir. Onun için şu kanallara devam etmesini dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. Evet. Şimdi burayı yine saracağız. Tertemiz bileziği buraya geçireceğiz. Şimdi yine aynı şekilde toplam sapanımızın boyu 1 metre 35 santim oldu. Bu uzatırsak 1.40'a kadar gelebilir. Dediğim gibi şu ara boşluk size bağlı. Bu şekilde bu örgülü sapanımız 2 tona kadar rahat ağırlık taşıyabilir. Açılma yapmaz, kopma yapmaz. Bu şekilde işlemimiz tamam oldu. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.